Yeni aldığımız şişme çadırın bugün sizlere tanıtımını yapacağız. Yavuz ailesi artık bir şişme çadır ile kamplara gidecek. Ve bu çadırın YouTube'da izlediğim kadarıyla çok fazla detaylı şişme çadırın özellikleri olan bir video yok. O yüzden ben de bu videoyu yapma gereksinimi duydum. Şimdi isterseniz gelin bu çadırın özelliklerine bir bakalım. Yerdeki zemin brandası 330'a 3.75 santimetre elinde ve boyunda bir brandamız mevcut. Çadırın ise kurduğumuz zaman ölçülerini size detaylı bir şekilde vereceğim. İki çeşit veya üç çeşit şişirme özellikleri var. Bunlar birincisi pompayla. Ben pompayla şişirdim. 5 dakika civarında bir bayağı bir yoğun tempodan sonra ancak şişebildi. Yani bir 5 dakika mutlaka uğraşmanız gerekiyor bırakmadan. Ama ben kendim dalgıç olduğum için böyle bir dalış tüpüm var. Bununla bakalım ne kadar kısa sürede bunu şişirebileceğiz. Dediğim gibi pompayla 5 dakika içinde şişirme yapabiliyoruz. Hadi gelin hep beraber şişirmesini yapalım. Evet, dalış tüpümüzü aldık. 200 barlık bir dalış tüpümüz var. Şöyle kendi aparatı var. Ben bu aparata bir tane mekanizma uydurdum. Bu mekanizmayla bunu şişirmeyi deneyeceğiz. Bu mekanizmayı pompamız da zaten şu şekilde, onda dediğim gibi 5 dakikada şişiriyorduk. Bu mekanizmayla şuraya bağlıyorum. Şu şekilde elle de sıkabiliyorum. Ve şişirmek için çadırımızın sağ tarafında hava basınç girişi var. Böyle bir mekanizması mevcut. Ve bunu şuradaki yuvaya, çadırın yuvasına, zaten bu geçmeli bir şekilde. Bakın şöyle bir geçme şeyi var. Buradan çıkmasına imkan yok. Ve şimdi ise vanayı açarak şişmesini deneyeceğiz. Bakalım kaç saniye içinde şişmesi olacak. Hemen hemen gördüğüm kadarıyla bütün videolarda, kamplarda şişme çadırın bu şekilde şişirme özelliğini hiç görmedim. Ya pompayla ya da aküden aldıkları motorlu destekle, motorlu hava sistemiyle şişme çadırı şişiriyorlar. Ama ilk defa biz şişireceğiz. Bakalım kaç saniyede şişecek. Şöyle bakalım, bir kronometreye yakından bakalım. Hemen başlangıç olarak başlatıyorum. Yavaş yavaş veriyorum. Bak bakalım şişimine. Şu anda 1 dakika oldu. Şu anda 1,5 dakika oldu. Bir kontrol edelim. Vallahi bana göre taş gibi oldu. Evet. Bak şöyle bakalım. Daha bitirmedik bile. 1 dakika 50 saniye diyelim. Rahat bir şekilde şişirdik. Hiç de yorulmadık gördüğünüz gibi. Bence güzel, önemli bir detay olarak
sizlere yansıtmak istedim. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde 1 dakika 50 saniye içinde çadırımızı kırmış olduk. Çadırımızı çok kısa bir sürede şişirdik. Farklı bir teknikle gördüğünüz gibi. Şimdi ise bu çadırın hemen üstünde şu şekilde bir verandası var diyeyim. Verandasını da bir yapalım bakalım. Evet, gölgeliğimizi de bu şekilde kurduk. Gördüğünüz gibi galvaniz paslanmaz ayakları 3 tane bu şekilde gerdirme iplerimizle beraber. Ve bu çok önemli, bu gerdirme özelliği çok güzel, çok beğendim. Buradan bağladığımız zaman rahatlıkla gerdirebiliyoruz. Şimdi gölgeliğimizin bu şekilde buradan buraya 2 metre eninde. Şu yan tarafta 2.95, çok gerdirirseniz 3 metre olur. Şu yerden de şurası 2 metre 30 santim. Gördüğünüz gibi çadırın aynı üçgen bir şekilde gelmiş. Yağmur kesinlikle yanlara doğru aktığı için bize doğru gelmez. Veya güneş de aynı şekilde. Bir de bu modelin şöyle düz olarak gelen brandası var. Biz onu tercih etmedik. Bu şekilde çadırımızla beraber uyumlu olsun diye bu şekilde bir gölgelik tercih ettik. Oldukça bu alanda 3'e 2 bir alan var. Rahatlıkla yağmur yağsa da kar da yağsa burada belli bir alanda hem ayakkabılarımız ıslanmaz, işte odunlarımızı koyabiliriz, yemek yiyebiliriz. Onun için bu alan çok bizim için önemli bir alan. Evet, şimdi ise çadırımızın eni, boyu ne kadar, dış kısmına bir bakalım. Dıştan dışa vereceğim ölçüler. Bu giriş kısmındaki ölçü 3 metre 15 santim. Şöyle sağdan sola doğru baktığımızda 3 metre 15 santim eninde. Yine yüksekliğimiz en tepesi 2 metre 30 santim. Burası ise buradan dıştan dışa ölçümüz 3 metre 50 santim geliyor. Gördüğünüz gibi oldukça geniş ve rahat bir çadır. Hadi içeri girelim, hep beraber incelemesini yapalım. Şimdi öncelikle kapıdan bahsedeyim. Kapıda 80 santime, şöyle yerden de 30 santim. Böyle denedik, 80 santim ve kapının baktığımız zaman da şu şekilde 160 santim içeriye giriş kapısı mevcut. Yanlardaki camlar şöyle 50 santime, 120 santim civarında. Sağda ve solda ilk giriş camları mevcut. İçeri gelelim. İç ölçüleri de 3.45'e 3.15 civarında. Bomlar 20 santim. Yani bu gördüğünüz bom diyoruz biz bunlara. Bu şişme çadırı esas yapısını oluşturan bu iskeletin çapı 20 santim çapında. Bir bomları, hava kanalları mevcut. Yine bu üst taraflarda şöyle söyleyeyim, 110 santime 80 santim 4 tane pencere var gördüğünüz gibi. Bunlar da açılabiliyor. Onları da açalım. Şu şekilde. Şu şekilde. Ve bunlar da rahatlıkla bu şekilde toplanabiliyor. Şöyle yapalım. Tek kişi rahatlıkla bunları toparlayabiliyor bu şekilde. Ve hepsini de yani tamamen çıkarmadan şu şekilde lastikler var. Bunu yapanlar çok iyi düşünmüşler. Ve çıkarıp takmaktan ziyade bu şekilde yaptığımızda, lastikli bir şekilde taktığımız zaman bunlar da burada güzelce duruyor. Şimdi gördüğünüz gibi 4 tane
rahatlıkla yıldızları görebileceğimiz, çadırda olduğumuz zaman geceleri yıldızları görebileceğimiz bir pencereden mevcut. Bunlar çıkmalı değil, sadece naylon, şeffaf naylondan ibaret. Baktığımızda ciddi anlamda içerisine bir hava katıyor. Yani güzel bir ortam yaratıyor. Şimdi yandaki pencerelere bakalım. Bu arkadakilere bakalım öncelikle. Yine bunlar da 80 santime 120 santim. 80'e 120 santim. Arkada da iki tane penceremiz var. Şurada yine bir havalandırma yerimiz var. Bunu dışarıdan göstereceğim. Şu yanlardakilere bakalım. Bunlar da yaklaşık 105 santime, şöyle baktığımız zaman 110 santim, 4 tane de penceremiz var. Bunlar da aynı şekilde bu şekilde açabiliyorsunuz. Ben kapatmışım. Evet. Bunları da bu şekilde toplayabiliyorsunuz. Yine bunlar da lastikli olarak şurada rahat bir şekilde durabiliyor. Bu pencereler bence çok güzel olmuş. Neden? Kışın soğuk olduğu zaman bile bu pencereleri açarak dışarıdaymış gibi hissi verebilir size. O zaman da çadırın keyfi çok daha farklı ve güzel olabilir. Evet, 3 tane var bunlardan. 2 tane bu karşı tarafta ve 1 tane burada. Burada ise bir tane sobayı koymak için yerimiz var. Bu da yanmaz bir şeyle kaplanmış, kumaşla kaplanmış durumda. Dolayısıyla buradaki kumaşı delip bizim kendi borumuza özel bir alan açabiliriz. Onu da düşünmüşler. En çok beğendiğim özellikler bunlardan, şu kancalardan bolca var. Şurada var. Yani yukarıda 4 tane var. Yanlarda 4 tane var. 4 tane de burada var. Yaklaşık 12 tane işte ışığımızı açmak için, bir şeyimizi açmak için yerleri mevcut. Bir de yön çadırcılık bize şöyle güzel bir işte eşyalarımıza koymak için güzel bir şey yapmış. Bunu da istediğiniz yere asabilirsiniz. Şöyle asabilirsiniz. Veya belirli bir alanlara. Bunu da bu şekilde asabilirsiniz. Şöyle olabilir. Gayet güzel. Eşyalarımızı, kaşıklarımızı, çatallarımızı veya telefonumuzu koymaya güzel bir şey yapmış. Sonra bizim sobamız içinde şöyle bir yanmaz kumaş göndermiş yön çadırcılık. Buradan kendilerine teşekkür ediyoruz. Bunlar aslında hep artı olan şeyler ama artık çadırla beraber gönderiyorlar. Daha bir sürü şey var. Onları en sonunda bahsedeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi yanmaz örtümüzü de bu şekilde de koyabiliriz. Bu tarafına da koyabiliriz. Evet, başka tanıtabileceğimiz özellik var mı? Ona bakıyorum. Yok, çadırımızın ebatlarını zaten söyledik. Pencere ebatlarına kadar girdik. Çünkü dediğim gibi YouTube'da bu çadırla ilgili çok fazla detaylı inceleme yok. Hep kurulan çadırlar, hep videolarda birebir izlediğimiz çadırlar. O yüzden detaya girmiş olmam size fayda sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim dışarıdan bakalım. Dışarıdaki incelemelerimizi yapalım. Metan, burayı da göster ki markası belli olsun. Evet. Bakın gördüğünüz gibi, şimdi hemen bu yan tarafa geçelim. Eğer sobayı kullanmayacağınız zaman şu şekilde kapalı tutabiliyorsunuz. Ama sobayı kullanacağınız zaman şu şekilde toplayıp ve şöyle bırakabiliyorsunuz. Şuralarda yine gerdirme için yerler mevcut. Çadırınız uçmasın diye yerler mevcut. Yine ben şimdi takmadım ama tekrar, çünkü sökeceğiz. Burada da çadırın bağlantıları var.
Bunlar ise demir çubuklarımızla bağlantılarını yapıyor biliyoruz. Yaklaşık 6 tane var. Burada 2 tane de böyle kaldırma kolları var. Aynı şekilde karşı tarafta da bu 2 tane koldan mevcut. Şimdi gelelim bizim camlarımıza. Yukarıdaki camlarımız şeffaf brandadan yapılmış durumda. Şimdi yanlardaki camlarımıza gelecek olursak burada 3 tane penceremiz, yani bu pencere ve karşısındaki 2 pencere sineklikli. Bunlar nasıl gizli fermuar yapmışlar buraya bu şekilde. Şu arada şurada. Bakın bu şekilde açılıyor. Aynı şekilde bu tarafta da mevcut. Ve en alt kısmı ise gördüğünüz gibi cırtlı. Çok rahat bir şekilde, şu şekilde oldu ki yazın havalandırmanız gerekiyor, hava alması gerekiyor. Şu şekilde hemen müdahale ettiğimiz zaman burada lastikli çok rahat bir şekilde yapılabilen tutamaçları var. Bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi burası da sinekli. Evet, gördüğünüz gibi rahat bir şekilde şeffaf branda yukarıda toplanıyor ve sineklik camımız da burada mevcut. Dediğim gibi karşıdaki iki pencerede sineklikli, aynı şekilde bunun gibi. O yüzden onları çok göstermek istemiyorum. Şimdi aynı zamanda kapıda da sinekliğimiz mevcut. Arkada da iki tane bildiğiniz gibi şeffaf camımız mevcut. Bunlarda sineklik falan yok. Bunlar sabit camlarımız. Aynı şekilde burada da bir havalandırma yerimiz mevcut. Ola ki çadırda herhangi bir duman tütmesi veya havalandırması için bunu da gayet iyi bir şekilde yapmışlar. Evet, burada da aynı şekilde fırtınalı havalarda çadırımızı gerdirme iplerini bağlayabilmek amaçlı olarak buralara da yapmışlar. Altta da var bildiğiniz gibi. Buradaki camlar az evvel bahsettiğim gibi sineklikli, şeffaf brandalı. Ve burada da zaten şişirirken de görmüşsünüzdür. Şurada da brandalı üstünü kapattığımız hava basma yerimiz, giriş noktamız mevcut. Bu da zaten kapattınız mı kapanıyor. Çadırla beraber neler geliyor? Bir pompası geliyor şu şekilde. Bir tane çadırı koyabileceğimiz, topladığımızda, indirdiğimizde koyabileceğimiz bir branda çanta geliyor. Bu branda çanta 115 cm, eni 55 ve yükseklikte 45 cm civarında. Artı olarak işte pompalarımızı koyabileceğimiz bir tane daha çantamız geliyor. İşte direkleri falan koyabiliyorsunuz. İşte bir de yaması var. Eğer patladığı zaman, ki öyle bir şey olmasın inşallah, patladığı zaman yama yapabiliyoruz. Gerdirmeler var. Yan taraftan gerdirme iplerimiz mevcut. Ayrıyeten eğer çok büyük bir yağmura falan yakalandığımızda ayrıyeten artı olarak bir branda daha gönderiyor. Özellikle kar, uzun süre kar kaldığı zaman normal çadırın brandası emmesin diye bu şekilde bir şey göndermişler. Bir de kurulumu için yine bir bilgilendirme kitapçığı mevcut. Daha sonra nesi var? Evet, bu kadar. Yani her şeyinde tam takır. Bir de artı çekicini dahi koymuşlar. Çok güzel bir şey. Yani kullandığınız, buradaki kullandığınız şu çekici dahi yön çadırcılık göndermiş. Bu yerlere çaktığımız kamalar ise öyle tırışkadan ince bir kama değil, gerçekten en azından olması gereken bir çubukları mevcut, yer çubukları mevcut. Evet, çadırımızın tüm detaylarını size bahsettik. Bu çadırımız yön çadırcılıktan alınma bir çadır. Biliyorsunuz iki tane marka var. Birisi yön çadırlığı, biz onu tercih ettik.
Belki daha ekonomik olduğundan dolayı olabilir. Ama deneyeceğiz, göreceğiz. Nasıl bir kaliteleri nasıl, onları size tekrardan paylaşacağız. Artık Yavuz ailesinin de bir şişme çadırı var. Ve inanın çok güzel kamplar bizi bekliyor. Videolarımızı yayınlayacağız. Siz de izleyeceksiniz. Ama öncelikle abone olmanız gerekiyor. Ve bu videoyu beğenmeniz gerekiyor. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.